8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Nev Kitap Yayınları sayfa 20. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Nev Kitap Yayınları sayfa 20. Bu sözü sen mi söylüyorsun Ebu Ubeyde? Hazreti Ömer, Rama, halifelik döneminde bir gün Şam'a gitmek üzere yola çıkar. Onu yolda Şam'daki ordu komutanları karşılar ve ona Şam'da veba hastalığı çıktığını haber verirler. Hazreti Ömer, Rama. Önlem olarak bu salgın hastalığın çıktığı yere girmemeye karar verir ve yanındakilere geri dönüleceğini söyler. Onun bu sözü üzerine komutanlarından Ebu Ubeyde, Rama ey halife. Şimdi sen Allah'ın, kaderinden mi kaçıyorsun? Allah, ölümünüzü bu hastalıktan takdir etmişse ölürsünüz, takdir etmemişse size bir şey olmaz, der. Hazreti Ömer onun bu sözünü çok yadırgar ve şöyle der. Ey Ebu Ubeyde, Rama! Bu sözü sen mi söylüyorsun, der ve şöyle devam eder. Evet, Allah'ın, kaderinden yine Allah'ın, kaderine kaçıyorum. Allah'ın, hakkımızdaki takdirini bilmediğim için tedbir alıyorum. Hazreti Ömer, Rama, kader konusunun daha iyi anlaşılması için ona bir de şu çarpıcı örneği verir. Senin develerin olsa onlar iki taraflı bir vadiye inseler, vadilerden biri verimli, diğeri de verimsiz, çorak olsa, sen de verimli yerde develerini otlatsan, Allah'ın takdiriyle otlatmış olurdun. Onları burada değil de çorak yerde otlatsaydın yine Allah'ın takdiriyle otlatmış olmaz mıydın? Müslim, Selam, 98. Yukarıdaki olayı insanın iradesi ve kader arasındaki ilişki açısından arkadaşlarınızla yorumlayınız. Cevap, kaderi yanlış yorumlamamalıyız. Kaderimizde yazılı diye derslere çalışmamazlık yapamayız. Bizim irade gücümüz vardır ve irademizi kontrol ederek kaderimiz yazılır. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.